Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Kabam uyarıyor arkadaşlar, aman çok dikkat edelim. Yani boşa gitmesin. Gerçi boşa gitmiyor, bir yazık olma durumu yok arkadaşlar ama önce bir haberi okuyalım. Sonra beraber yorumlayalım arkadaşlar. Merhaba oyuncular demiş. Oyun ve sunucularınızın performansını iyileştirmeye devam eden çabalarımızda verilerimizden kurtulabilmeleri için otomatik olarak bir dizi modası geçmiş kristalleri açacağız demişler. Çok küçük bir oyuncu grubu tarafından düzenlenen bu eski kristalleri açarak tüm oyuncularımız için sunucu kararlılığımızı geliştirmek için bir adım daha atacağız. Yani sunucularının daha hızlı olmasını sağlamak için arkadaşlar sunucunun hafızasına depolanmış bazı verileri silmek istiyorlar. Bunun için arkadaşlar eskimiş bazı kristallerin biliyorsunuz hani oyuncular biriktiriyor. İşte bir sene biriktiriyorlar bilmem ne kristali. İşte atıyorum 100 tane 5 yıldız kristali biriktiriyorlar. Ve bunların her bir birikmesi datada birikim yapıyormuş arkadaşlar ve bunlardan kurtulmak istiyorlarmış. Bu yüzden artık bunlar için bir adım atıyorlarmış. Peki ne yapıyorlarmış? Bu eylemi önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştireceğiz. Ve size önceden bilgi vermek istedik. Herhangi bir karışıklıktan kaçınmak için bu kristalleri en kısa zamanda kendiniz açmanızı öneririz. Maalesef şu anda bunun için kesin bir tarih veremiyoruz. Çünkü bu listenin tamamının tamamlanması biraz zaman alacak. Yani elinizdeki kristaller arkadaşlar kabam sizin yerinize otomatik olarak açmış olacak. Nasıl açmış olacak? İşte bir gün oyuna bir gireceksiniz. Sabahtan bir giriyorsunuz veya öğlen bir giriyorsunuz arkadaşlar. Çat kristalleriniz yok. Kristalleri sizin yerinize açmış. Ve işte ne çıkmışsa size hediyeleri vermiş. Ama bunu yaparken bazı karışıklıklar olabilir diyor arkadaşlar. Olabilirlermiş. Bunu engellemek için de siz bir an önce açın. Birkaç hafta içerisinde biz bunu yapacağız diyorlar. Devam ediyor. Bu kristaller otomatik olarak açıldıktan sonra oturum açıldıktan sonra bu kristallerin içeriğini envanterde veya işte şampiyon listenizde bulacaksınız. Ancak ödüllendirilen ürünleri listeleyen belirli bir pop-up olmayacak diyor. Arkadaşlar yani ne verdiğini size tam olarak söylemeyecekmiş. Bazı oyuncuların çeşitli nedenlerden dolayı bir kristal koleksiyonu sahip olduklarını ve bunların işte hani açmıyorlar. Açılırken de hani biz bunları otomatik açacağız ama bu oyuncular rahatsız olacak diyor. Bunun için de özür dileriz. Ama verilerimizi düzeltmek için diyor. Datamızı, sunucularımızı hızlandırmak için böyle bir şey yapacağız diyor. Aşağıdaki işte etkilenecek kristallerin bir listesi bulunmakta demiş. Burada bayağı bir kristal yazmışlar. Peki ne varmış arkadaşlar? Şöyle ufaktan bakayım. 2 yıldızlı Infinity Chaos kristali, 2 yıldızlı Punisher kristali, 2 yıldızlı İç Savaş kristali. Bunlar da bir çok eski arkadaşlar. 2 yıldız Wakanda, 3 yıldız 2017 nostalji kristali, 3 yıldız siyah sipariş dedikleri kristal, 3 yıldızlı Omega kristali, 4 yıldızlı cilt kristali, işte 4 yıldızlı kristaller. Kristal bağlanma 5 yıldız kristalleri de var arkadaşlar. İttifak savaşı kristalleri var, işte savaş görevi kristalleri var. Ne varmış? Mavi fraksiyonmuş. Seçilmiş şampiyon, iç savaş. Burada arkadaşlar bayağı derin bir liste var. Bakıyorum böyle. Başka ne var? Giyotin kristali var. Tatil kristalleri var. Infinity Chaos kristalleri var. Izo 8 kristalleri var arkadaşlar. Efsanevi Infinity Chaos kristali var. Haber seçimi, destek. İttifak savaşı savunma kristali, X-Force vesaire vesaire. Herhangi bir seçilmiş 5 yıldızlı kahraman kristali arkadaşlar. 2019 öncesindeki 5 yıldızlı kahraman kristalleri de ve zindan kristalleri de açılacakmış otomatik olarak. Bu kristallerin çoğu yıllarca mevcut değildir. Herhangi bir sorunuz varsa veya bu kristalin herhangi biriyle ilgili netlik istiyorsanız forumlarda sormaktan tereddüt etmeyin demişler arkadaşlar. Dediğim gibi 2019 yılı öncesindeki 5 yıldız kristalleri de otomatik olarak açılacakmış arkadaşlar. Yani kabam diyor ki biz yapmadan siz yapın. Biz de bilgilendirmeyi yapmış olalım. İnşallah arkadaşlar bu video sizlere faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.